Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından mezarlık ziyareti için muaf tutulan şehit yakınları Isparta'da bayramın ilk gününde Garnizon Şehitliği'ne geldi. Şehitliğe gelenler arasında 18 Mayıs'ta Kars'ın Kağızman ilçesi Çemçe bölgesinde yürütülen operasyon kapsamında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan jandarma yüzbaşı Ferhat Çiftçin'in eşi Secaat Çiftçi ve 1,5 yaşındaki oğlu Mete de vardı. Minik Mete babasıyla kabrine su dökerek bayramlaştı. Şehit Yüzbaşı Ferhat Çiftçi için kabri başında dualar okundu. Şehit Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin eşi Secaat Çiftçi, eşine ben ondan çok razıydım, Allah da ondan razı olsun, hakkını bize helal etsin inşallah diyerek seslendi. Çiftçi eşiyle olay günü sabah görüştüğünü belirtti. Ruhu şad olsun, makamı cennet olsun inşallah. Peygamber Efendimiz'e komşu olsun, vatanımız sağ olsun. Her zaman söylüyorum ya ben ondan çok razıydım. Allah da ondan razı olsun. Hakkını bize helal etsin inşallah. En son sabah yedi buçukta konuşmuştum kendisiyle. Ben göreve gidiyorum, akşama geleceğim demişti. O, o son sesiymiş yani son kez duydum. Son kez konuştum onunla. İki ay sonra tayin beklediklerini ancak nasip olmadığını kaydeden Secaat Çiftçi. ilk tercihimiz burdurdu. Muhtemelen de olur gözüyle bakıyorduk ama nasip olmadı diye konuştu. İki ay sonra tayinimiz vardı. Ama nasip olmadı işte daha belli değil. Ya burdur yazmıştık ilk tercihimiz burdurdu. Muhtemelen de olur gözüyle bakıyorduk ama işte nasip olmadı. Ruhu şad olsun kahraman Türk subayı.